Güney Haber'le karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün 11 Eylül Pazartesi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1.2 milyona yakın öğretmen için yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler sabah saatlerinden itibaren okulun ilk günü heyecanını yaşadı. Okul öncesi ilkokul 1. ve lise 9. sınıflar geçen hafta uyum eğitimi almıştı. Ortaokul 5. sınıfa bu yıl başlayacak öğrenciler ve ailelerinin katılacağı rehberlik uygulamaları 15 Eylül'e kadar devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı tüm kademelerde 20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmenin ders başı yaptığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynakları öğrencilere ulaştırdı. Yeni eğitim öğretim yılı 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başladı. Bu yıl eğitim ailesine katılan 45 bin yeni öğretmenden 21.560'ı Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede görev yapacak. Bakanlık bu yıl eğitim öğretim süreçlerinde bir dizi değişikliğe gitti. Sınıf tekrarı mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak yeni dönemde. Mevzuat düzenlemeleriyle liselerde devamsızlık koşulları yeniden düzenlendi, sınıf tekrarı yeniden uygulamaya konuldu ve açık öğretime geçişler zorlaştırıldı. Öte yandan liselerdeki sınavlar artık sadece yazılı yoklama şeklinde yapılacak. 6.698 sayılı kanunda yer verilen kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan durumlar dışında, öğrencilere ait kişisel veriler veli, vasi veya ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek. Bakanlık tarafından okullarda yapılan sınavlara ilişkin ilk kez çatı bir yönetmelik yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okullarda birden fazla öğretmen tarafından okutulan derslerin tüm sınavlarının ortak yazılı olarak yapılması hükmü yer aldı. Okullarda öğretmenler tarafından yapılacak yazılı sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı soruların kullanılması, ortak yazılı sınavların yapılması, sınav haftası uygulamasına geçilmesi, Türkçe, Türk dili ve edebiyatıyla yabancı dil derslerinin sınavlarının dört dil becerisini ölçecek şekilde yapılması gibi pek çok yenilik yeni dönemle birlikte hayata geçirilecek. Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sebebiyle afet bölgesi illeri olarak belirlenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki resmi ve özel okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla bakanlıkça hazırlanacak program 11 Eylül ile 6 Ekim arasında eğitim öğretim faaliyetleriyle birlikte uygulanacak. Birinci dönem ara tatili 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak. Mersin'de 2023-2024 eğitim öğretim yılı Barbaros İlkokulu'nda düzenlenen törenle başladı.
Mersin genelinde 30.541 öğretmenle okula yeni başlayan 31.133 uyum ve 36.201 birinci sınıf öğrencisi olmak üzere 396.373 öğrenci yeni öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadı. Merhabalar. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Barbaros İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile protokol üyeleri katıldı. Öğrenciler Vali Pehlivan'ı okul girişinde çiçeklerle karşılarken saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende bir öğrenci şiir okudu, minik bir öğrenci de tüm öğrenciler adına konuşma yaptı. Girmez böyle yerde okur da senin çatın altında girmez kötü duygular bilgi giren yer. Törende okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerinin heyecanı dikkat çekti. Törende konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, bu yıl Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla yeni eğitim öğretim yılına ayrı bir heyecanla girdiklerini söyledi. Kentteki okulların eğitim yılına hazır olduğunu da aktaran Pehlivan, bugün itibariyle 1403 okulumuzda 400 bin öğrencimiz, 30.500 öğretmenimiz ve 16.500 derslikle eğitim öğretimi başlatıyoruz dedi. Bugün itibariyle sayısı 1403'e ulaşan okullarımızda, gene sayısı yaklaşık 400 bin olan öğrencimize, 30 bini aşan 30.500 olan öğretmenimize, 16.500'e ulaşan dersliklerimize bugün itibariyle eğitim öğretimi başlatıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın da konuşma yaptığı programda öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin duygularını paylaştı, şiir okudu. Programda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı okundu. Konuşmaların ardından minik öğrenciler halk oyunları gösterilerini sunarken, törenin sonunda Vali Pehlivan protokol üyeleriyle birlikte sınıfları gezdi, öğrencilerle sohbet edip hediyeler dağıttı. Okula hoş geldiniz. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı iş gücü istatistiklerini duyurdu. Buna göre geçen ay %9,6 seviyesinde olan işsizlik %9,4 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı iş gücü istatistiklerini duyurdu. İşsizlik oranı en son %9,6 olarak açıklanmıştı. Temmuz'da ise işsizlik oranı 0,2 puan azalarak %9,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %7,6 iken kadınlarda %12,9 olarak tahmin edildi. Temmuz'da 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla %18 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde %15,2, kadınlarda ise %23,1 olduğu öngörüldü. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı Temmuz'da bir önceki aya göre 318 bin kişi artarak 31 milyon 671 bin kişiye yükselirken istihdam oranı da 0,5 puanlık artışla %48,4 oldu. Bu oran erkeklerde 65,7 iken kadınlarda %31,5 olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü Temmuz'da aylık bazda 280 bin kişi artarak 34 milyon 962 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 0,4 puan artarak %53,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %71,1 iken kadınlarda %36,1 olarak açıklandı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı Temmuz'da bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla %18 oldu. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı erkeklerde %15,2, kadınlarda ise %23,1 olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi
Temmuz'da bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,5 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı Temmuz'da bir önceki aya göre 1,5 puanlık azalışla %22,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,8 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı %17,8 olarak tahmin edildi. Tarsus'ta iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen ilk kazada köprüden Berdan Çayı'na devrilen tırın sürücüsü yaralandı. İkinci kazada ise otoban çıkışı rampada minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 32 yaşındaki Eminhan Zenginoğlu hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Tarsus'ta meydana gelen ilk kazada köprüden Berdan Çayı'na devrilen tırın sürücüsü yaralandı. ÖT idaresindeki 59AFC108 plakalı tır, D400 Karayolu Keloğlu Köprüsü'nde bariyerlere çarpıp Berdan Çayı'na devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İkinci kaza ise Altaylar Mahallesi otoban çıkışında yaşandı. Otoban çıkışı rampada bir minibüsle 32 yaşındaki Emirhan Zenginoğlu'nun kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Emirhan Zenginoğlu, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer bir kaza ise Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana geldi değerli izleyenler. Yağan yağmurla birlikte kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil başka bir otomobile arkadan çarparak takla atıp ters döndü. Ters dönen araçtaki biri kadın iki kişi yaralandı. Mersin'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza Erdemli ilçesinde meydana geldi. Yağan yağmurla birlikte kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil başka bir otomobile arkadan çarparak takla atıp ters döndü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtaki biri kadın iki kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Adana'da çöp ev operasyonu 20 ton çöp çıkarıldı. Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Toros Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı. Adana Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Toros Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı. Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde apartman sakinlerinin şikayeti üzerine 6. kattaki daireye giren Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hayrete düştü. Altından binlerce hamam bezi çıkıyor. Tavanı falan duvardan da karşıya. 55 yaşındaki KD'nin tek başına yaşadığı daireyi çöp eve dönüştürdüğü, belki de yıllardır biriken çöplerden dolayı içeriye zorlukla girildiği görüldü. Daireden ilk etapta 20 ton çöp çıkarılırken çöpler 2 kamyonu doldurdu.
Dayanılmaz koku ve böcek istilasından mustarip vatandaşlar Çukurova Belediyesi'ne başvuruda bulunarak sorunun çözüm yolunda harekete geçirmesini istediler. Bunun üzerine Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri belirtilen adreslere giderek savcılık izniyle içeri girdi. Çöplerden dolayı dairenin kapısının bile zor açıldığı görülürken içeriye giren temizlik personeli gözlerine inanamadı. Hemen ilaçlama yapılarak çöpler poşetlerle kamyonlara yüklenmeye başlandı. Bütün bu çalışmalar sırasında apartman sakinleri derin bir nefes alırken çöp evin sahibi KD ise olan biteni izledi. Mersin'de küçük tekneleriyle gezi amaçlı denize açılan ve oltayla balık tutan 3 arkadaş oltaya takılan dev orkinos balığını görünce büyük şaşkınlık yaşarken balığı tekneye çıkarmak için zorlu mücadele verildi. Mersin'de tekneyle denize açılan ve amatör balıkçılık yapan 3 arkadaş oltalarına takılan 2 metrelik dev orkinos balığını görünce büyük şaşkınlık yaşarken balığı tekneye çıkarmak için zorlu bir mücadele verdi. Mersin'de bir lojistik firmasında çalışan Orkun Altınöz, her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da iki arkadaşıyla birlikte Silifke ilçesinde tekneyle denize açıldı. Üç arkadaş bir yandan Akdeniz'in sıcağında denize girip serinlerken bir yandan da oltayla balık avlamaya başladı. Bir süre sonra Orkun Altınöz'ün oltasına dev bir orkinoks balığı takıldı. Yani 3,5 kilo falan herhalde. Tekneye yanaştırılan balığın büyüklüğünü gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemeyen amatör balıkçılar dev orkinoksu çıkarmak için zorlu bir mücadele verdi. Üç amatör balıkçı dev balığı tekneye çıkarmakta zorlanırken denizin ortasında verilen mücadeleyi cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Abi ısırmasın seni. Allah şimdi yukarıya. Yaklaşık 2 metre boyunda 160 kilo ağırlığındaki orkinoks balığını oltanın ucundan çekerek tekneye çıkarmaya çalışan balıkçılar, bundan başarılı olamayınca çareyi denize girip kuyruğuna ip bağlamakta buldu. Halkayı takıyor. Canlı canlı heyecanlı. Balık daha sonra tekneye alınarak sahile çıkarıldı. Kapat abi. Mersin'de Morka mağarasında mide kanaması geçiren ve doktorların onay vermesiyle tahliyesine başlanan dağcı Mert Dik, sedye ile 400 metreye kadar çıkartıldı. Mersin'de Morka mağarasında mide kanaması geçiren ve doktorların onay vermesiyle tahliyesine başlanan ABD'li dağcı Mert Dik, sedye ile 400 metreye kadar çıkartıldı. Keşif çalışması adına 3 Eylül'de 15 kişilik grupla indiği Morka mağarasında mide kanaması geçiren dağcı Mert Dik'in sağlık durumu, yaklaşık 1040 metre derinlikte yapılan ilaç tedavisi ve kan nakliyle iyiye gitti. Doktorların hastanın sedye ile taşınabilir olduğuna karar vermesi üzerine dün akşam saatlerinde tahliye çalışmasına başlandı. Ekipler tarafından sedye ile ilk olarak 700 metre derinlikte oluşturulan kampa götürülen Dik, burada dinlendi. Bazı dar geçitlerin genişletilmesinin ardından kurtarma ekipleri dağcıyı bulunduğu sedye ile 400 metreye kadar çıkarttı. Mersin Afat İl Müdürü Cenk Yıldız yaptığı açıklamada, mağarada kurtarma operasyonu tüm hızıyla sürüyor. 11 Eylül tarihi itibariyle mağara içerisinde ve dışında 200 personelle çalışmalar hızlı, sağlıklı ve risk minimalize edilerek devam etmektedir. Beklentimiz 1,5 gün sonra Mark'ın mağaradan çıkışının tamamlanması yönündedir, dedi. Şu anda mağarada ve mağara dışında 200 personelle çalışmalarımız hızlı, sağlıklı, risk minimize edilerek devam etmektedir. 3 Eylül
2023 tarihinde Mark'ın rahatsızlandığı ihbarını almayla görevimiz başladı. 3'ünden 9'una kadar tamamen 1040 metrede Mark'a tıbbi müdahale başlayarak 9 Eylül itibariyle de çıkışımıza başlamış bulunmaktayız. 1040'tan ilk hareketimiz 18.37'ye yani 900'lere geldik. Aynı tarihte 23.55'te 680'e ulaştık. Burada bir kamp daha yaptık. Mark'ı burada dinlendirdik. Akabinde tekrar hareketimiz başladı. Onu itibariyle 11.30'da yine 640'lara geldik. Süreç devam etti. Şu anda biz 400'e kadar ulaştık. Aralarında yabancı mağara bilimcilerinin de olduğu 15 kişilik bilim adamından oluşan grup, keşif için 3 Eylül'de 1276 metre derinlikteki Morka mağarasına inmiş, ekip üyelerinden Mark Dick'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edilmişti. Kurtarma çalışmasına ise 8 ülkeden 196 personel katılıyor. Böylelikle ana haber bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Gün içindeki gelişmelerle sizlerle beraber olduk. Yarın görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.